sevgili gençler. Bugünkü videomuzun konusu mitoz bölünmenin. Arkadaşlar, kazanım soruları ve burada ilk olarak aktif öğrenme alanından başlayacağız. Az laf çok iş. Hemen başlayalım. Aşağıdaki konu özetindeki boşlukları kutucuk içinde verilen öğrenmiş olduğunuz kavramları kullanarak doldurunuz. Hücre bölünmeleri için bakalım. Tek hücreli canlılarda mitoz bölünmesiyle ne mitozla sağlanır tek hücrelilerde? Evet, üreme mitozla sağlanır. Çok hücreli canlılarda gelişme onların mitoz bölünmeyle nedir buradaki boşluğumuza gelmesi gereken? Büyüme, gelişme onarım mitozla sağlanır. 3. Eşelli üreyen canlılarda ne oluşumu mayozla? Gamet oluşumu, yumurta veya sperm oluşumu. 4. Hücrenin bölünmeye başlamasından itibaren onu takip eden, hücre bölünmesine kadar geçen zaman aralığına ne ad verilir? Hücre döngüsü adı verilir. Duyduk mu? Hücre döngüsü ya da hücre siklusu. Evet. 5. Molekülündeki hastaların onarılamaması hücre döngüsünün kontrolünü bozan faktörlerden biridir. Neydeki hastaların onarılamaması? DNA'daki tabii ki. 6. Hücre bölünmesinin kontrolünün bozulması neye? Arkadaşlar, kansere, değil mi? Hücre döngüsünün kontrolünün bozulması sonucunda hücrenin kontrolsüz çoğalmasına kanser ya da işte yukarıdaki kanserleşme olur. Ve alttaki kanserleşme fark etmez. Çok hücreler bölünme sırasında çekirdeğin bölünüp sitoplazmanın bölünememesi sonucunda oluşur. Arkadaşlar, çok çekirdekli hücreler, değil mi? Hücreleri çok çekirdekli. Hangi hücreler çok çekirdekli? Hemen yazalım. Çizgili kas hücrelerimiz çok çekirdeklidir ve farklılaşmıştır. Bölünemeyen, mitoz geçiremeyen hücrelerimizden bir tanesi sinir hücreleridir. Evet, 11. DNA ve proteinden oluşan yumak. DNA ve proteinden. Arkadaşlar, bu aslında kromozomdur, değil mi? Hücrenin yeniden bölünmek için geçirdiği hazırlık evresi, bakın hazırlık evresi ipucunu verdiği o zaman interfaz olarak adlandırılır. Kromatinin kısalıp yoğunlaşması ve DNA molekülünün eşlenmesi sonucunda, bakın DNA molekülünün eşlenmesi sonucunda ne oluşur? Kısalıp yoğunlaşması kromozom olarak adlandırılır. Kromozom yapısındaki kardeş ne olur burası? Kromatitlerin, kardeş kromatitlerin genetik bilgisi aynıdır olur. Devam, mitoz yine arkadaşlar. Hücre bölünmesi, ne diyor? Hücre döngüsündeki çekirdek bölünmesine ne ad verilir? Çekirdek bölünmesine karyokinez adı verilir. Hücre döngüsü, interfaz, karyokinez ve sitokinezden oluşur, değil mi? İnterfaz hazırlık, karyokinez çekirdek bölünmesi, sitokinez sitoplazma bölünmesi. 17. Evresinde çekirdek zarı ve çekirdekçik erir. Nerede arkadaşlar? Şimdi mitozu şöyle bir hatırlayalım. Mitozun hangi evresinde çekirdek zarı ve çekirdekçik eriyordu arkadaşlar? Hatırlayalım. Profazdı, değil mi? Evet, o zaman biz hemen oraya ne yazalım? Profaz yazalım. Evresinde kromozomlar hücrenin ekvator düzleminde orta noktaya dizilir. Tabii ki metafaz evresinde. Kardeş kromatitler, değil mi? Kardeş kromatitlerin sentromer noktasından hangi evrede ayrılıyordu? Evet, çok güzel, anafaz evresinde ayrılıyordu. Ne diyor? Evresinin sonunda sitoplazma bölünmesi başlar. Gençler, telofaz evresinin sonunda sitokinez başlar. Öyle değil mi? Peki sitokinezin adı nedir? Sitokinez dediğimiz, gençler, sitoplazma bölünmesi olarak adlandırılır, değil mi? Sitokinez sitoplazma bölünmesidir. Devam. Sitokinez bitki hücresinde neyle sağlanır? Hatırlayalım hemen. Aralemel ile. Hayvan hücresinde arkadaşlar
boğumlanma ile gerçekleşir. Evet, hayvan hücrelerinde ipliklerini kim oluşturur? Tabii ki bir organel. Bu organelin adı sentrozom organelidir. Ama bitki hücrelerinde sentrozom yok. Onu iplikleri proteinlerden, mikrotübül yapılı proteinlerden oluşuyor. 25. Bölünmeyle hücrenin kromozom sayısı sabit kalır. Hangi bölünmede sabit kalıyordu? Evet, mitoz bölünmede, değil mi? Mitoz bölünme türde ne oluşturmaz? Çeşitlilik oluşturmaz. Nasıl çeşitlilik? Kalıtsal çeşitlilik oluşturmaz. Kanser hücrenin kan ya da lent yoluyla vücudun diğer bölgelerine yayılmasına metastaz adı verilir. Evet gençler, bir sonraki videomuzda diğer kısma geçeceğiz.